Merhaba dostlar, yepyeni bir Warband macerası ile sizlerleyiz. Ben Ayberk, diplomasi serimizde 3. bölümdeyiz ve maceramıza tam gaz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi 350 like'lık bir sınır getirmiştik önceki bölüme. 1,5 gün önce kadar o sınıra ulaştık. Hemen size Warband'in yeni bölümünü yetiştirmek için oturdum bilgisayarın başına. Birkaç gündür video da gelmiyor. Bildiğiniz gibi tam final haftası, jüriler vesaire derken birazcık böyle bir aksadı birkaç günlüğüne. Ben de şöyle bir 2-3 gün en azından kafamı dinleyeyim dedim finallere ve jürilere çalışırken. Yarın son bir finalim var. Sonrasında özgür bir adamım. Ve FIFA serimiz bu hafta sonu bir aksilik çıkmazsa başlıyor. FIFA kariyer maceramız. Bakalım Karagümrükspor'u şampiyon yapabilecek miyiz? Onun haricinde Kepaze Oyuncu gibi, Yıllar Sonra serisi gibi sadece kanalımıza özgü konseptlerde önümüzdeki günlerde bir aksilik çıkmadığı takdirde siz sevgili dostlarımızla buluşacak. Dedikten sonra hemen oyunumuza geçiş yapalım ve keza küçük hatırlatmalarımızı da yapalım. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve her videodan anında haberdar olmak isterseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın efendim diyelim. Ve evet gençler, bildiğiniz gibi biz son bölüm 56 kişilik böyle tatlı bir ordu oluşturmuştuk. Fakat bu ordu henüz ham bir ordu. Hep diyoruz hamlık piştik yaktık yapacağız. Henüz pişmedik. Biraz bu ordunun pişmesi lazım. Bu bölüm resmi olarak acaba bu çöl lalelerine savaş açar mıyım? Emin değilim. Bu arada gençler, Altürk diyorum ben videolarda sürekli bahsederken krallıktan, fakat bildiğiniz gibi isim konusunda hala tam bir karara varmadık. Yorumlarda lütfen isim fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Şimdi burada 6 tane Kergit kargıcısı var. Bu adamlar çok sağlam adamlar. Lakin eğer böyle 6-7 kişiyi denk getirirsek bize çok güzel loot çıkarırlar. Şimdi şu taraflara doğru ilerleyeceğim. Şu çöllere doğru bir ilerleyelim. Çölde bakalım bir şeyler çıkar mı? Böyle 20-30 kişilik, hadi 15-20 kişilik bir kervan denk getirirsem Sarani'de savaş açabiliriz gençler. Bu bölüm Sarani'de resmi olarak savaş açabiliriz. Tam emin değilim. Ordumuz hala çok böyle aciz bir durumda. Gerçekten aciz bir durumda. Bu orduyla çok büyük zaferler kazanamayız. O yüzden dikkatli olmak lazım. Hemen böyle o agresyonla sağa sola saldırmamak lazım. Şimdi 381 dinarımız kaldı. Totalde 224 ödüyoruz. Bir haftalık daha maaş var. O yüzden bize biraz ne lazım? Kan lazım. Şu bölümün ilk dakikalarında şu kana susamışlığımızı birkaç haydutla, çapulcuyla dindirsek iyi olacak. Emir Kuryas. Kuryas. 26 kişi. Resmi savaş açmaya acaba bir anda şu an gözü karartıp resmi savaş açsam mı? Şurada haramiler var. 3, 4, 2, 7. Oo, oo, abim mahalleden adam toplamış geliyor. Aman tatlar kaçmasın. Emir Ayyam burada. O kötü espriyi yapsam mı diye böyle ne haber lan Ayyam diye yolunu kessem mi bunun bilmiyorum ama ayrıldı. Siz de benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz gençler? Siz de benim düşündüğümü düşünüyor ve bu çöl lalelerine savaş açsak mı şimdiden? 62 kişi. Sayı bakımından ikiye katlıyoruz. Lakin kıdem bakımından adamlar iyi. İki tane memlük var. Okçu çok yok. Kıdemli, avcı, acemi, atlı 5 var. 2 memlük, 7 süvari totalde. Köylü kadın var bizde. Çiftçi var. Bunları ben abi fedai yapayım. Köyleri kurtarırken onları önden sürelim. Direkt hatta köylü fedai yapalım. Tamam, okey. Siz köylü fedaisiniz şimdilik. Şimdi bu 26 kişilik ekibi ben tokatlar mıyım ya? Samarra Kalesi'nde acaba kim var? Bakalım bir sabah olsun. Kimse yok. Bir tek Ayyan var. Çöl haydutları. Aslında şu çöl haydutları var ya, ilk baştaki o kana susamışlığımızı giderir. Askerlerin de seviyesini güzelce arttırırdı. Lakin bilemedim Altan, bilemedim. Şu Ayyam'ı ben bir yakalayabilir miyim ya? 5-7-4-5. Yakalayamam muhtemelen ama ben bir takılayım bunun peşine. Derken gitti. Uçtu gitti. İzci olarak Borça'yı önermiştiniz galiba ya. Kim bilir Borça nerede? Ahmera'da bir uğrayayım bakayım. Bir şey çıkacağından değil lakin bir uğrayayım. O 26 kişilik Ayyam kaçmasa onu saldırıp ilk savaşımı aslında yapmak istiyordum. İlk resmi savaşımı yapmak istiyordum. Amdar burada. Amdar bizi tokatlar gibi.
Amdar bize hayatı dar eder gibi. Bu altı memlük var. Bunlar bize patates eder. Bunlar bize patates eder. Paramız yok. İş aş Haydarbaş hiçbir şey yok. Ben bu çöl lalelerine yavaştan bir fışkırtmak, bir agresyon göstermek istiyorum ama şu an uygun bir ortam çıkmadı gibi. Acaba şöyle bir kervan falan mı patlatsam ya? Kervan falan patlatabiliriz aslında. Böyle şuradan bir ilerleyelim gençler. Şu Cemaiyet Kalesi civarında bir bekleyelim. Bakalım buradan Halmar'a falan Narra'ya giden muhtemelen kervan denk getiririz. Başka krallıklara savaş açmak istemiyorum. Neden gençler? Şimdi halihazırda ilk sezonda bildiğiniz gibi bunları tokatlayacağız. Bu çölü tamamen bizim krallığımıza ayıracağız ilk bölümde ve sırtımızı çöle dayayacağız. Kimse bize arkadan saldıramayacak. Sonrasında artık duruma göre ilerleriz derken Veluca Svanya mı geçmiş? Oo, Kalradya yine, Kalradya yine. Yangın yeri anasını satayım. Çok tatsız, okey. Şimdi ben burada biraz bekleyeceğim. Böyle 20-30 kişilik bir kervan geçerse bakın mesela 28-26. Ben bunu tokatlar mıyım? Bunu tokatlarsam güzel bir ganimet de elde ederim. Sen bir gel, sen bir gel. Ya da bir saniye. Selam olsun dost. Aga, siz bana para verseniz, ben buradan haraç kessem, Saren'de agresyon olarak şu an böyle bir tepkide bulunsam, ne kadar verir? 109. Tamam, Saranitlerle şu an gördüğünüz gibi ilişkimiz düştü. Burada bir kervan daha var. Narro'ya gidiyor. Bundan da mı acaba? Serseri mi? Aga sizin durum ne? 16 kervan muhafızı. Bu kervan muhafızların hepsi piyade. Piyadeler bizi patates eder mi? Biz bunu tokatlarız ya. Evet gençler. Zaten az önce muhtemelen şuradan haraç kestik ya. Resmi olarak biz bu çöl lalelerine savaş açtık. Saren'de resmi olarak savaş açtık. O yüzden ben Korkanın Çocuğu Olmaz modu 10 yapıyorum ve altın ve değerli eşyalarınızı verin. Bütün mallarınızı yığın lan ortaya diyorum. Hadi bakalım. 61'e 27. Sayı bakımından üstünüz. Lakin tecrübe bakımından çok çok böyle daha fıs durumdayız. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Oo bu nasıl bir arazi? Abi bu diplomasi modunun arazileri beni benden alıyor gerçekten. Diplomasi modunun arazileri beni benden alıyor. Bunlar hücuma geçti de bu dağın öbür yamacında da bir eğim varsa biz onları şurada çok rahat kıstırır tokatlarız derken aman 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 aman. Adamlar hız avantajıyla direkt yaldır yaldır geldi. Abi hücum. Hücum 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 hücum. Şuradan ben birini alırsam. Oo, bak bak arkadan arkadan vuruyor. Laleye bak. Helal lan aslan parçası. Şuradan gelenler var. Koltuklanmışları hemen böyle bir absorbe edelim. Oo şu deve sıkıntı. Şu deve sıkıntı. İndirin aslanlar deveyi. İndi. Güzel güzel güzel. Aldık tamam. Beklediğimden çok daha rahat oldu. Ben biraz daha zorlar diye düşünüyordum. Kervan şeyleri koruyucuları çok çok güçlü askerler değilmiş. Abi hücum. Hatta süvariler benimle bir gelsin. Bunları da hemen bir indirelim. Şuradan sağlam bir ganimet kaldırırız. Şuradan harbiden sağlam bir ganimet kaldırırız diye ümit ediyorum. Çünkü kervanlar genelde sağlam ganimetler çıkartıyorlar. Onu indirdik. Oo dayı sen ne hızlı vuran bir abimsin ya. Seni hemen hızlı hızlı ölüme bir gönderelim o zaman. Vur aslanlar vur 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 vur. Güzel. O ölmedim hala. Abinin zırh bayağı iyi. Buradan güzel ganimet çıkacak. Güzel zırh falan da çıkabilir. Hadi bakalım. İlk savaştan galibiyetle ayrıldık gençler. Yani çok büyük bir zafer değil bir kervan yağması sonuç olarak. Lakin hiç yoktan iyidir. Şu an için hiç yoktan iyidir. Askerlerimizi böyle terfilerini de kolaylaştırabiliriz bu sayede. Güzel, 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 güzel. Ayberk bunu beğendi. Esir alamıyorum şu an. Zırhlardan o güzel. Fena çıkmadı bak. Fena çıkmadı. Şu zırh iyiymiş. Çeltilmiş Aybalta.
23-12. Avcı Zırhı çok daha iyi. Yani çok daha iyi değil. Bir tık daha iyi ama hiç yoktan iyidir. Şunları da okuturuz. Şimdi hemen kaçıyoruz gençler yavaştan. Çünkü ilk resmi savaşımızı ilan ettik, lakin bir ülke olarak değil, daha çok böyle bir çapulcu gibi gözüküyoruz onların gözünde. İlk zaferi almamıza rağmen çok büyük bir zafer değil bu. Daha büyük zaferler elde edeceğiz diye ümit ediyorum. Hurma ve kadifeyi de satalım abi. Bir dakika, onları erzakçıya satalım. Güzel. Bu bize bayağı bir para kazandırdı. Bayağı bir para kazandırdı. Şimdi burada borçayı bulma ihtimalim nedir ya? Yok muhtemelen, ama ben bir hana gideyim bakayım. Bana şöyle şey yüksek bir adam lazım. Matelt ablam, senin galiba çok yüksek değildi şey skillerin ama. Matelt'in neyi yüksek ki? Bir derebeyinin kızı ve dulsunuz, ona göre muamele göstereceğiz. Size de 500 dinar. 500 dinarlık mısın peki? Şimdi bunu alsam sonra direkt tekmelesem, yollasam boşa gidecek 500 dinar. Dur, illa bir işe yarar ya. Matel'de vallahi hiç hatırlamıyorum ama neyse, illa bir işe yarar gençler. Şimdi Matel'de bir bakalım. Ablam senin iller nedir acep? Giderlik. Matel sen neye yarıyorsun? Matel'de hiçbir özelliği yok. Senin biraz izciliği arttırayım diyeceğim. Seviye atlamana da var, 7 levelsın. Borçayı falan bulmak lazım. Ablam şimdilik dur benle. Şimdilik dur, ama seni bir yerden sonra kitleyebilirim. Ya da bu zaten derebeyinin kızıymış. Buna ileride ordu bahşedebiliriz. Toprak verebiliriz. Hadi bakalım. Şimdilik dursun. Oo. Bunu alabiliyor muyum ben bundan? Alabiliyorum. Matelt, bu sana çok. Sen şunu giy ablam. Sen şunu giy. Hadi eyvallah. Hemen bir bakalım. Güzel. Bu daha iyi oldu. 37-12. Aldığımız şeyle de böyle tokatlıyoruz. Şimdi zaten hiçbir işe yaramıyor. Madem hiçbir işe yaramıyor, zırhını versin. Madem hiçbir işe yaramıyor, zırhını versin. Şimdi şu çöle tekrardan bir dönelim. Matilde ablam kusura bakma. Seni de öyle dımdızlak bıraktık ama üstüne yeni bir zırh verdik. Şimdi şurada Halmar'a gidecek bir kervan var. Dönüp duruyor. Zigzag çizip duruyor. 4-5. 4-6. Ben onu denk getiririm. Şöyle şimdi. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Dedik. Dayı her şeyi bir yık bakayım şuraya. Her şeyi bir yık bakalım. Yine saçma sapan bir map gelmez umarım. Güzel. Bu iyi. Nereden geliyor düşmanlar? Şu dağın yine yamacından gelecekler. Abi bunlar çok hızlı geliyor. Hemen şöyle. Şey yapın. Sıralanın şöyle aslan parçaları. Gönderili silahları kullanın diye emir de vereceğim hatta birazdan. Atlara karşı daha iyi savaşabilmek adına ona çok da gerek kalmadı. Bizimkiler çatır çatır indiriyor. Evet, bu bölümde gençler Sarani'de ekonomik zararlar vermek odaklı. İlk böyle küçük küçük çapulcu style'a dalacağız. Sonra kalelerini, her şeylerini ellerinden alacağız. Canları da dahil olmak üzere. Harami kılıklı herife bak ya. Atın 50 ek zarar aldı mı? Neden? Aslanlar hücum. Süvarileri indirdik zaten. Vakit kaybının anlamı yok. Hücum hücum hücum. Herkes hücum abi. Herkes hücum. Hadi ha. Hadi 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 hadi. Bekletme. Sen bana ok atacaksın gibi geldi. Sen bir gel bakayım derken onu zaten bizimkiler hallediyor. Şunu ben bir indireyim. Şurada bir lale var. Kaldırdım kılıcı. Şöyle indirdik. Şunu da indir abi. Vur 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 vur. Güzel. Buradan güzel bir zırh çıkarsa tatlı olur. Al şu bir kask falan, iyi olur. Dur bakalım. Buradan en azından kadife falan çıkar. Ya her şeyi geçtim. Kadife, yün, hurma falan çıkar. Ama umarım, şimdi biz bayağı bir agresif davranıyoruz. Bu çıkan hurmalar umarım yarın bir tarafımızı tırmalamaz. Umarım. Tek temennim o yönde şu anda. Hurmalar yani tırmalarsa sıkıntı olur sonrasında. Bunları hemen bir güçlendir abi. Şu ablalarımızı hemen halledelim. Paralı avcı yapacağım bunları. Ort yayalarını hemen upgrade eyleyelim. Güzel. Tamam.
Yerdeki eşyalara eriş. Yerde kalan 3 top... yok. Şimdi bir bakalım. Yerdeki eşyalara bir erişeyim ben. Ve şunlara çökerim. Şimdi Matelt geldi. Kıyafetine çöktük. Hemen umarım avav yapmaz. Kız, abi şunu bir al. Fakat binek katı yük beygiri. Bizim beygirden daha iyi. Bu da para edecek başka bir şey yok. Tamam, geri dön abi. Eşyaları havuzda bırakıp devam ediyorum. Tecrübe galiba kazanıyorlar. Aslan parçaları bu sayede. Anladığım kadarıyla aynen öyle. Güzel güzel. Biz de seviye atlamışız şu an. Bir bakalım. Biraz güce mi versem daha ağır silahlar kullanmak için diyeceğim de. Yine bir bıyıklarımızı kontrol ettik şöyle. Na ileride ihtiyacımız olacak. Güce bir tane vereceğim. Tamam. Şimdi burada bir tane daha kervan var. Bunu da bir tokatlayayım. Sonrasına bakarız. Gel şu çölden bir çık sen. Sen nereye gidiyorsun? Dihrim'e mi gidiyorsun? Normalde nereye gidiyor? Dihrim. Tamam. Dihrim bayağı uzakta. Ben onu şurada kendi ülkesinden uzakta Peşmi köyü civarında bir tokatlayayım. Gel hele birader gel. Buradan geçecek illa. Dihrim'e gidenler buradan geçiyormuş. Okey. Yolu öğrendik. Kaçaklar var orada. Gel git atlısı. Azadum buradan bir geçti. Abi nerede bu laleler? Çöl laleleri geçmiyorlar. Evet, küçük bir telefon. Hemen meşgule atıyoruz. Şimdi. Abi buradan bunlar niye geçmiyor onu anlamadım. Bekleyeceğim lan. Geçene kadar bekleyeceğim. Geçmezse ben gideceğim onlara. Kaçaklar var yine. Azadum ve askerlerimi aman. Aman Ali Rıza Bey. Tatlar kaçmasın. Oo, evet dedim ama bahsettiğim şey buydu. O hurmalardan kastım buydu. Yapma etme eyleme Azadun. 2928. Almara sığınır mıyım? Hadi. Başardım. Vallahi dün yediğimiz hurmalar az kalsın bugün gerçekten tırmalayacaktı bizi. Harbiden tırmalayacaktı. Hana bir gidelim. Derken tuzağa düştük. Ambush yedim sol yanımdan. Bizi kim tuttu lan? Matelt ablam vur. Güzel. Burada bir tane lale gördüm. Neyse Azadum'la kapışmaktan iyidir pusuya düşürülmek. Böyle kalleş bir pusuya düşürülmeyi yeğlerim. Vur ablaların gülü. Vur. Tamam indirdik. Başka var belli ki o tarafa gittiğine göre gitmemiş. Okey. 100 dinar bedavadan kazandık. Şimdi abi ben şurada bekleyeyim. O bir gitsin. Heh, sen bir git yol al. Şimdi oraya gitti ama buraya da bir tane kervan geldi. Ben de kaşınıyorum ha. Harbiden ben de kaşınıyorum. Şunun ben bir yolunu keseyim. Gel gel hele gel 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 gel. Benden bir şey istiyorum. Dök bakayım her şeyi. Onur kaybetti. Sıkıntı yok. Biraz kervan yağmalayacağız. İlk bölümlerde onur kaybetmemizin çok bir sakıncası olmayacaktır ilerleyen aşamada. Aslanlar herkes şuraya bir konumlansın. Şunları bir tokatlayalım. Sonra onur kazanırız zaten. Sonra tekrardan onur kazanırız. Sıkıntı olmaz. Şimdi aslan parçaları. Silah olarak genelde şöyle bir gönderiliğe geçin de şu süvarileri daha rahat bir dövün. Evet gönderilenin sevdiğim yanı bu işte. Güzel. Sağlam hasar yedik. Develer de geldi. Hücum abi hücum. Aman yine şu şeyi açtık yanlışlıkla. Bak sen çok kaşınıyorsun birader. Sen bir in. Güzel. Gençler şimdi buradan kazandığımız her bir kuruş her ne kadar bizi onursuzlaştırsa da ordumuzun güçlenmesine fayda sağlayacak hareketler. Ki çöl lalelerine saldırıyoruz. Saranitleri oldum olası sevmem bilirsiniz. Warband maceramızda da ilk saranitleri yok etmiştik galiba. Veya 20 saranit mi? Kesin hatırlayan dostlarımız vardır. Yorumlarda bekliyorum. Şuradan bir de güzel bir zırh falan çıksa tatlı olacak. Ya hep daha bir şey çıkıyor.
ne denir? Safi Kadife falan çıkıyor. Orada düşmesem iyiydi de. Mattel'de mi geçtik? Tamam. Hücum aslanlar. Hücum, 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 hücum. Kaç düşman kaldı? Son 7 düşman kaldı. Bizdeki zayiat durumu ne? 4 ölü 1 yaralı. Okey, güzel. Güzel, güzel, güzel. Güzel. Nidalar bizim için yükseldi. 4 ölü 1 yaralı. Gayet temiz bir bilanço. Bolca askeri de upgrade edebilme şansına eriştik. Ay bak bunu beğendi. Bak bunu ziyadesiyle beğendi. Sanat piyadesi, sanat kıdemlisi. Tamam, güzel. Şimdi bir erişelim bakalım. Ne çıkmış abi burada? 26. Rate'ine ver. Şunları ver. Şunu ver. 15.99. 17.99. Bizimki daha iyi. Birkaç tanesini ver abi. Satarım ben bunları. Bunu da mı ver deseydim de neyse. Gerisini bırakıyorum. Eşyaları havuzda bırakıyorum. Hem aslanlar biraz daha tecrübe kazansın hem benim yoldaşlarım bu durumdan ziyadesiyle memnun olsunlar. Şimdi ben yine seviye atladım galiba. Güzel. Biraz zekaya vereceğim bu aşamada. Ve şuradan hemen esir yönetimine bir puan verelim. Onun haricinde envanter yönetimine verelim. İlerleyen aşamada lazım olacaktır. Güzel. Tatlı oldu bu. Buradan hemen yine seviye atlayanlar var. Güzel. Tatlı. Tatlı oldu. Şimdi var mı başka? Şunlardan da haraç keselim. Gel gel gel. Para ver sadece. Paranı alacağım. Canını almayacağım. Sadece para istiyorum. Kaçarsan ama canını alırım birader. Gel. Biraderim sen o şehre her türlü gideceksin. İkimiz de biliyoruz bunu. İkimiz de biliyoruz. O yüzden gel. Para alıp. Aa bir saniye. Bunlarla savaşta mıymış? Durun bakalım. Kim kimle savaştı? Ortalık karışık zaten de. Sana kimle savaşta? Rodoklarla savaşta. Yakın zamanda ateşkesiyle sonlanabilir. Bu saatten sonra sonlanmaz birader. Baksana adamlar kervana daldı. Biz de dalalım abi. Biz de dalalım. Buradan alabildiğimizi alırız. Ve onurumuz düşmedi. Çünkü biz saldırmadık. Onurumuz düşmedi. Bakın şu Rodok mızrakçıları. Evet işte tam bahsettiğim şey buydu abi. Tam bahsettiğim şey buydu. Gerçekten bu Rodok mızrakçılarından bir ordu kurmamız lazım. Baksanıza. Bütün atları resmen kıydılar ya. Kıydılar abi. Direkt kıydılar. Abi gidip hemen diğer bölüm Rodok askeri topluyoruz. Diğer bölüm hızlı seri Rodok askeri topluyoruz gençler. Rodok askerleri varken Tergit kargıcıları bile kolay kolay karşımızda duramaz. Ya en azından böyle bir 15-20 tane toplayalım ileriki aşamalarda. Öyle bir kalkan duvarı artı gönderili silahlardan böyle hemen bir kirpi gibi bir bariyer. Kimse kolay kolay geçemez. Bu diplomasi modunda ki bu olay bayağı hoşuma gitti. Bayağı bir hoşuma gitti. Ayberk bunu beğendi. İleride düzenleyeceğimiz orduda yer edinecek bu askerler. Rodok mızrakçısı. Hey yavrum hey. Patates ettiler bütün atlıları. Falsevor. Sevdim seni Falsevor. Şimdiden dost olduk. Dostluğumuz pekişti bile. Şimdi bir bakayım ne var abi. Deve. Deveyi satarız. Şunları al. Onun haricinde gerisini bırak abi. Gerisini bırak. Tamam güzel. Eyvallah Falsevor. Tanıştığıma çok memnun oldum. Düşmanımın düşmanı. Aman bir saniye. Ne alaka ya? Senin ağzına tükürüm Mater. Senin ne dediğin farkında mısın? Ne kaçması? Bir daha yaşanmasın valla. O zırhını da alırım dımdızlak bırakırım seni. Lale'ye bak. Şimdi gençler Dihrim'e doğru eski Altürk'ün merkezine doğru bir gidelim. Eşyaları okutalım. Bu bölümü burada sonlandıralım. Şimdi şunu okut abi. Şunları da okut. Şunu da okut. Deveyi de okut. Çok ihtiyacımız olan bir şey değil. Şu harami zırhı falan. Bunları okutalım. Güzel. Bayağı güzel para alacağız. Şuradan tahıl vesaire biraz alalım. Hadi biraz da meyve alalım. Askerlerin midesi bayramesin. Tavuk da al. Güzel. 1035 dinar. Başka var mı diye bakıyorum bir şey alabileceğim. Şu an için yok. Tamam.
Şimdi buradan şöyle bir zırh falan bakalım. Güzel bir şeyler var mı? 800 dinarımız var. Hepsini de harcayamayız zaten. Şu aslında güzelmiş. Bayağı tatlıymış da paramız yetmez. 50. Ey yavrum ey. Güzel bir zırh. Neyse bizim şu an durumumuz iyi. Şu an durumumuz iyi. Yani bu parayı harcamak istemiyorum. Halihazırda zaten sıkıntılı durumdayız. 63 kişiye kadar limitimiz var. Diğer bölüm başlar başlamaz gençler. Direkt Rodoklara doğru ilerleyeceğim. Rodoklardan biraz mızrakçı toplayacağım. Bu Rodok mızrakçıları çünkü atlılara gerçekten az önce yani birinci göz olarak gördük. Bizzat şahit olduk. Patates ettiler kervanlara. Şu an biraz onur durumumuz sıkıntı belli ki. Onur durumumuz biraz sıkıntılı. Namımız yükseliyor. Hani namımız yükseliyor ama onur konusunda biraz sıkıntılarımız var. Galiba onuru Warband'de net göremiyoruz. Sadece onurun azaldı diyor. O yüzden otomatik yağma mı? He tamam. Ben de bir an dedim acaba diplomasi direkt askerleri salıp otomatik yağma mı yaptırabiliyorum? Öyle bir şey yokmuş. Yani dedim yok artık. Diğer bölüm gençler. Rodoklara doğru gideceğiz. Rodoklarla iyi ilişkiler kurmayı planlıyorum. Mızrakçı falan toplayacağız. İlerleyen bölümlerde artık gemi savaşlarına da gireceğiz. Gemi yağmaları da yaparız. Biraz korsanlık da yapacağız. Diplomasi de şehir daha doğrusu ülke kurma aşamasına çok erken geçemeyiz. Bildiğiniz gibi en zor ayarlarda oynuyoruz. Onun haricinde diplomasinin getirdiği birçok yenilik var. Biraz daha gelişelim. Sonra bir denizlere açılalım sizlerle beraber. Şöyle buralarda biraz terör estirelim. Tabii ki Saranitlere terör estirelim. Sonrasında artık Saranitlerden muhtemelen böyle ilk ortadan veyahut da sınırdan bir şehire çöküp orayı üs haline getirir ve sonrasında artık yaldır yaldır bütün çölü kanla kaplarız diye tahmin ediyorum. Şu an için planlar bu yönde. Sizin de fikir ve yorumlarınızı aşağıda bekliyorum keza. Lütfen yorumlarınızı belirtin. Bölümümüze nasıl devam edelim? Bölümlerimize nasıl devam edelim? Bu konuda fikirlerinizi bekliyorum. Bu bölüm sana da resmi olarak savaş ilan ettik. Her ne kadar bir tık onursuzca da olsa ilk başlarda böyle hareketler sıkıntı yaratmayacaktır. Sıkıntı yaratmayacak hareketlere de olsa onursuzlaştık biraz. İlk başlarda mübah. Yani ilk başlarda gerçekten mübah bir durum. Bakalım ilerleyen bölümlerde başımıza neler gelecek diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.